Agalarım, herkese selamlar. 7 ve 8 Haziran 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle agalarım bu dönemde gerçekten kazanmak zordur. Ama son dönem hem video performansı hem de bizim VIP gruplarımızda sergilemiş olduğumuz performanslardan dolayı kazan sağlayan herkese tebrikler aga. Gerçekten yani kimse diyemez ki kazanmadım. Hem ücretsiz grupta hizmet verdik. VIP gruplarda zaten şov yaptık. Yani paranın altında kaldık tabiri caizse bu dönemde özellikle. Videolara bakın full hepsi aga. Tertemiz. Kazanan herkese bereketli olsun aga. Gerçekten bu dönemde ilmek ilmek hazırlık maçları bile izleyerekten de hem canlı yapıyorum hem not alıyorum hem de videolarını çekiyorum sizlere. Kazandırmak için yani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizlerden ricam da videoya beğeni ve yorum desteklerinizi bırakın. Aga en azından da bir emeğine sağlık yorumu bırakın. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle 2 adet maç skoru yarışmamız var. yani bilenlerden alıyoruz bildiğiniz üzere. Almanya Yunanistan. Almanya mutlaka kazanacaktır bu maçı. Yazın bir kenara. Almanya, Yunanistan ve Portekiz, Hırvatistan. Maç skorları ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Bilenler arasından bir kişi, birer kişiyi gruplarımıza misafir edeceğiz. Daha önce yapmış olduğumuz Danimarka, İsveç ve Türkiye, İtalya maçları vardı. Türkiye maçının skorunu bilen olmamış. Danimarka'nın maç skorunu kazanan arkadaşımız da Serkan Şengül isimli arkadaşımızdır. Tebrikler bana WhatsApp hattından yazsın. Her türlü soru görüş öneri, skor bilenler... Haziran gruplarında olmak isteyen herkes de benimle WhatsApp hattımdan iletişim kurabilir. WhatsApp hattımız 0534 446 5989. Açıklama ve yorumlarda linki var. Oradan da iletişim kurabilirsiniz. Devam ettim. Yüksek mislerimiz ne alemde? Solda gördüğünüz Norveç Kosova maçı vardı. Daha dün oynandı. Norveç'in 2 golüne 1.50 gibi oran vardı. Ben dedim ki Norveç'e güveniyorum. Açıklamalara baktım. Sosyal medyayı takip ettim. İdeal kadro çıkarmasını bekliyordum ki en iyi kadrosunu koydu sahaya. Norveç'in 2 golü 2000 aldık. 1000 TL buradan net bir kar yaptık. Ondan önce Slovenya-Ermenistan maçı vardı. Slovenya'nın ben galip gelmesini hatta 2-0 2-1 diyerekten de maç da 2-1 bitti. Skoruna kadar yakaladığımız bir yüksek misliydi. Ona da 1500 misli önerdim. Hazırlık maçı olmasa çok daha yüksek öneririm ama ne olur ne olmaz yine bu şekilde ilerliyoruz. Kuponlarımız vardı. Solda gördüğünüz İdeal kombiniydi. Günün ana kombiniydi. Norveç'in Norveç, in, Norveç in galibiyeti Fransa'nın da her iki yarıyı kazanırıydı. Aga tertemiz geldi mi günün ana kombini geldi. Danimarka'nın maçı vardı İsveç'te. Skoruna kadar yazdım kaga. Aga 2-1. Yani bazen bugün de mesela Galler maçına tek bir skor verdim. Tek bir skor veriyorum çekiliyorum. Oyuncu gol atar veriyorum bir tane mesela hissediyorum. Bakıyorum açıklamalar vardı. Bakıyorum değerlendiriyorum çekiliyorum Aga. Tebrikler çok güzel kazançlar oldu. Sadece bunlar değil. Ekstra basketbol kombinelerimiz, voleybol tercihlerimiz vesaire hepsini değerlendiriyoruz. Hakikaten ekstra kombine. Bunların hepsi ekstra kazanç olarak dönüyor zaten. Döner sermaye diyerek söylüyorum. O şekilde devam ediyor. Canlı odasında zaten dediğim gibi hazırlık maçı olsa bile Aga Esport veriyor, eksen veriyor, TV, TRT Spor bazı maçları veriyor. Hepsini izleyerekten de canlı da yapmaya çalışıyoruz. Ekranda gördüğünüz üzere Hırvatistan maçı, Belçika maçı. Dün Aga izliyorum Belçika'yı kaçırıyor da karşı çaşırıyor. çok kaçırdı. Daya, daya Aga ilk yeri bir dedim ya. 44'te mi 45'te mi diye bir ürün attı. Onu geçtim. Herkese klasik telegram grubu var. Aga sizlere bir adet ideal kombine veririm. Ama gruba girin. Ücretsiz grubudur bu telegramda. Açıklama bölümler kısmında var linki. Aga oraya girin. Buradan da sizlere ben yarın bir adet de ideal kombine vereyim aga. Tamam. Devam ettik. Şimdi agalar oturduğum yerden kalkayım. Ayakta gezerek şimdi maçları bir bir anlatacağım sizlere. Sizlerden rica dediğim gibi beğeni ve yorum desteklerini bekliyorum. Beğeni ve yorumlar bizler için önemli. Dediğim gibi en azından bir emeğine sağlık yorum yeterli. İlk mücadelemiz Çekya ile Malta mücadelesi. Şimdi Çekya'ya oran dahi açmamışlar gördüğünüz üzere. Çekya'nın da ilk hazırlık maçı. Ben sizlere ne dedim? Aga bak ilk hazırlık maçlarında ideal 11 sahaya çıkar. Bu dün ondan önceki ne oldu? Hepsi ideal 11 sahaya çıktı. Ki öyle de olmaya devam eder. Aga bunun yöntemi budur en az %70 ideal olmuyor. En az 7-8 tane oyuncusu yani burada as oyuncu olmak zorunda. Bu böyledir. Yıllardır süre gelen bir şey bu. Çekken'in burada galibiyetini Malta zaten alt seviye bir takım. Malta zaten kaç kişilik ki? Malta hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Doğru mu hatırlamıyorum ama ee, sanırım nüfusu kadar da ülkede keçi vardı. Böyle bir bilgi. O ülke miydi bilmiyorum da böyle bir bilgim var hafızamda. Velhasıl kelam aga, buradan ilk yerden galibiyeti aldık mı Çekya tarafından? İlk yerden bir galibiyet bekliyorum. Aldık mı? Aldık kenara. Yüksek oranlar ne yapabiliriz aga? Çekya'nın özellikle Viktor Pil golcüleri falan da var. Yani Suçek çek takım kaliteli. İlk yarı ev sahibi 1.5 üstte bu da gelirse ilk yerden 2 golde 2.37 yüksek oranlı değerlendirilir. Diğer maçım İskoçya ile Finlandiya karşılaşması. Taraf vermekte biraz çekiniyorum. Fakat İskoçya'ya biraz daha yakınım. Finlandiya'nın Portekiz mücadelesi vardı. Pukki 2 gol attı. Yani 2 dakikada 2 gol ne attı adam. Adam 34 yaşında. Yılların Pukki'si. Bitiricilik özelliği zaten var. Golcü bir kimliği de var zaten. Forvet attığında 9 numara. Pukki İskoçya ile oynayacaklar. İskoçya'nın da geçen maç. Yani bazı özellikle Adams mesela kenardaydım. Ben de hatta canlı verdim. Dedim ki ilk yarı 0-0 bitti İskoçya maçı sanırım. Ee, Cemile Tarık'la oynuyordu. Dedim ki Adams girer iki tane atar falan bir şeyler yapar dedim. Zaten Adams da sonradan girdi attı. Özellikle yazdım. Çünkü biliyorum aga kim ne. Hepsi bildiğimiz oyuncular olduğu için ve izlediğimiz oyuncular olduğu için kimin ne yapabileceği belli az buçuk. İskoçya'nın burada galip gelmesini bekliyorum. sonu bir akar. Ama bir yandan da diyorum ki şöyle yüksek orandan da kaçabileceğimiz bir tercih 1.77 gibi orandan da 2-3 gol olabilir. Aga 1-1 bitme ihtimalinden korkuyorum ama 2-0-2-1'e biraz daha yakınım öyle söyleyeyim. İskoçya tarafındayım ama yüksek orandan da 2-3 gol akar bu mücadeleye. Almanya ile Yunanistan mücadelesi. Almanya'nın son Ukrayna maçını izleyenler varsa bir yoruma yazsın Aga. Maç nasıldı kaçanlardan falan bahsettin. Ben hatta maç başladı. Dedim ki ya yani, ilk yarı gol gelsin direkt alacağız dedim. Hatta dedim ki gol oran gelmiyor Aga. İlk yarı Almanya golünü alın dedim. Neler neler kaçtı canlıdan. Öyle bir yani her verdiğimiz gelecek diye bir şey de yok. Bunu da belirteyim. İlk yarı Almanya golünü almıştık. Gelmedi ama çok fazla kaçtı. Aga ben bu sefer diyorum ki maç yine Almanya'da Borussia Dortmund'un stadyumunda sanırım. Ee, pardon. Bakalım mı şuradan birlikte. Boris Park'ta aynen. Şimdi aga o yüzden ben burada Almanya'nın e, ilk yerden atacağı bir golü değerlendirdim. 1. 33 bandında bir oranı var aga. İlk yerden Almanya galibiyeti gelebilir mi? Gelebilir. İlk yerden bir Almanya golü alın. Tek gol gelden çıkın. Bu idealidir. Yüksek oranlarda Yunanlar da destek verebilir. Onların da kadrosu boş değil. 2.5 üstüne bir de akar. Bu bu nevi biraz daha golü bir mücadele bekliyorum ben. İlk maça oranla. Polonya ile Ukrayna tek bir tercihim var. Ukrayna da Almanya ile oynadı. Onu da izledim zaten Almanya maçında. E, çıkışları gerçekten iyiydi. Birkaç tane özellikle ilk yarıdan çıktı. Fakat sürdüremedi. Devamı gelmedi. 0-0 beraberlikle bitti. Polonya da oynayacak. E, Polonya ile oynayacaklar bu karşılaşmayı. Aga 1.77 gibi orandan tek tercihim 2-3 goldür. 2-3 golde kalır. Bence de skor beklentim de doğrudan söyleyeyim. 1-1'lik bir, -birlik bir beraberlikle beklediğimi söyleyeyim. 7 Haziran tamam mıyız? Tamamız. 8 Haziran'a geçiyorum. 8 Haziran'da 4 tane mücadelem var. Bu Slovenya maçını anlatmıştım sizlere. Geçen maç değerlendirdik. Benim yüksek misli maçımdı. Slovenya'nın galibiyeti. Ee, tekrardan ben burada Slovenya galibiyetine gideceğim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, geçen maç şunu anlattım ben sizlere. Dedim ki ücuma, e, Sesko var dedim. Leipzig'in golcüsü. Arsenal bunu alacaktır falan. Bu oyuncu ekstra bir asılır dedim ben. Geçen maç yedeklerden bile oyuna dahil girmedi. Bu maçta muhtemelen ilk 11'de olacaktır. Yani o ilk 11'de yine %70, %80'e yakın bir ideal kadro çıkacak. 7-8 tane oyuncu Slovenya. Ve son dönemlerde, son 2-3 yıldır yükselen bir takım oldu. Jenerasyonu gerçekten kendini güzel geliştirdi. Ben burada Slovenya'nın doğrudan galibiyetini bekleyeceğim yine. 2-0, yani 1-0'da bitebilir. Yani bir Slovenya bu mücadeleyi koparabilir aga. İsveç'te Sırbistan mücadelesi. İzleyin aga yüksek oranı patlatıyorum burada. Gelme ihtimali de var. Mücadele öncelikle Fransa Arena İsveç'te sanırım zaten de. Aga şunu söyleyeceğim. İsveç ilk mücadelede Bak bunlar iki maç oynuyor tamam mı? Şimdi ayıp olmasın diye yedek oyunculardan ilk maç diyorum ya. ilk 11 çıkıyor. İdeale yakın kadro çıkıyor. İkinci maçlarda ise hazırlık maçlarında oynamayan adam adam o kadar yol gelmiş gelsin bir oynasın diyor anladın mı? İkinci maçlarda biraz daha yedek çıkıyor. İsveç ilk mücadelede ne yaptı Aga? Az kadroyu çıkardı. 2-1 yenildi. Skoruna kadar yakaladık? Doğru mu? Doğru. Şimdi burada biraz daha yedek kadroyla çıkabilir İsveç. Bunu kenara yazdık mı Aga? Yazdık. Sırbistan tarafına dönelim. Sırbistan da %60'larda bir ideal yakın çıktı. Yani Mitrovic yoktu. Kostic yoktu anladın mı? Özellikle Mitrovic savunma e, ikinci yere girdi oynadı. Dakika 46'da ve tek forvet oynadı Sırbistan. Bazen Vlaovic ile birlikte çift forvet oynadı da oluyor. Aga ben bu Sırbistan'dan gol bekliyorum. İdealden bu karşılıklı gelecek golü bir alabiliriz tamam mı? Aldık mı KG'yi? Ben diyorum ki aga Basman'da Sırbistan bu maçı kazanır mı? Öncelikle şöyle yüksek orandan Dert Basman 1.5 üst vereceğim. 2-0-3 oranı var mı aga? Var mı var. Tamam. Sırbistan 2 golünü verdik. Var verdik. Şimdi nereye geldik? Biraz daha yüksek orana. Aga diyorum ki 2.5 üstünde 2. 3.60 aga. Neden olmasın? 2-1'e yarına bir Sırbistan galibiyeti bekliyorum. Güzel maç olacaktır. Geçtim diğer mücadeleye. portekiz hırvatistan karşılaşması. Ben burada Portekiz tarafındayım aga. Oranlar zaten, yani Hırvatlar geçen maç iyi oynadı. Galip de geldi 3-0. Maçı da izledim bu arada. Canlısını da yaptık. İlk yarı 1.5 3 falan. Fakat Portekiz'in kadro o canavar gibi. Ee, savunmada bir konsantrasyon eksikliği oldu. O Pukkin'in iki tane golünden. Savunma biraz dağıldı, çabuk dağıldı ama... E yani Portekiz burada galip gelir gibi geliyor. Ben Mats bir benim tek tercihim. Danimarka ile Norveç karşılaşması. Şimdi buradan Norveç'in nasıl bir kadro çıkacağı benim için önemli. Ya Sörlot geçen maç yoktu. Savun e, yedeklerde bile yoktu öyle söyleyeyim. Geldi mi gitti mi ona bakamadım açıkçası da. Haalandlar falan oynarsa ya burada gol atma ihtimalleri var. Hatta bak KG varın oranı var da ben şunu söyleyeyim. E, agalarım. Nesini açmamış şu an ama Danimarka bir yarıyı kazanır. Evet. Ben Danimarka'yı bir tık daha önde görüyorum. Hatta 2-1 skorum da var burada Danimarka tarafında da. Danimarka'nın bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Avrupacılar, Avrupa'da yaşayanlar vesaire böyle yapabilir. Yani Sineciler de var alabilir. Aga. Yapacak bir şey yok ona. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. Ekrana gelsin Aga. Aga dedim ya ideal kombine vereceğim. Ama şeyde herkes açık Telegram grubuna buraya mutlaka girin. Burada ideal kombinemi yarın paylaşacağım sizlere. Sizler de faydalansın. Yani geliri gelmez bilmiyorum ama ben sizlere paylaşım yapacağım. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay